Marvel sinematik evreninin en önemli isimlerinden birisi. Tony Stark, neredeyse Marvel evreninin en güçlü silahı olan sonsuzluk eldivenini şıklattı. Bu silahın ne kadar güçlü olduğunu şu şekilde anlatmak istiyorum. Neredeyse sınırsız bir güce sahip olan sonsuzluk eldiveni, yalnızca parmak ışıklatmasıyla gerçekliği değiştirebilir. 6 sonsuzluk taşı, zaman, gerçeklik, uzay, zihin, güç ve ruh ile donandığı için var olan diğer her şeyi gölgede bırakır. Bu kadar güçlü bir silahın da kullanılabilmesi için güçlü birer varlık olunması gerekir. Ki Tony Stark bunu sadece kendi geliştirdiği zırhı ile yaptı. Bu zırhı yaparken kimseden yardım almadı ve evreni kurtarmak adına kendi canını feda etti. Tony Stark sıradan bir insansa nasıl bu kadar güçlü bir eldiveni kullanabildi? Nasıl en güçlü kahramanlar arasında kendine yer buldu? Thor, Captain Marvel gibi Marvel evreninin en güçlü kahramanları duruyorken neden sonsuzluk eldiveninin kendisini kullanıp kendi canını feda etti? Tony Stark'ın dramatik gereksinimini anlamak için onu çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu yüzden Tony Stark'ı ilk gördüğümüz yere, yani Iron Man 1'e gidelim. Babası Howard Stark. Stark Endüstrileri kurucusudur. Babası Ajan Carter ve Kaptan Amerika ile çalışmıştır. Ek bir bilgi olarak da Kaptan Amerika'ya kalkanını babası vermiştir. Ünlü bir mucit ve milyarder olan Tony Stark, Stark Endüstrileri adlı babasından kalan şirketin başına gider ve silah üretimine başlar. Babasının ve kendisinin iş ortağı olan Obadiah Stane'in gizli bir işbirliğiyle Afganistan'daki bir terör örgütü Tony Stark'a suikast düzenler. Bu suikaste Stark'ın vücuduna şarapnel parçaları girer. Özellikle kalbi büyük bir hasar görür. Tony Stark'ın ölmemesi için Yinsen isimli bir cerrah Tony Stark'ın göğsüne mıknatıs yerleştirir ve Tony'nin ölümünü engeller. Bununla birlikte bir ark reaktörü ve ona bağlı onu taşıyabilmesi için de zırh yapıyorlar. Ve Tony Stark'ın hikayesi de burada başlamış oluyor. Tony her zaman zampara bir adamdı. Tony silah yapmakla ve parti yapmakla meşguldü. Yinsen ile birlikte tutsak edilene kadar hayattaki pek çok başka şeyi kaçırdığının farkında değildi. Yinsen ölüm anlarında Tony'ye hayatının boşa harcamaması gerektiğini söylüyor. Yinsen'in onu kurtarması sayesinde Tony'ye ikinci bir şans verilmişti. Bu fırsatı ve bu sözleri ciddiye aldı ve bu amaç uğruna kendini geliştirmeye adadı. Tony'nin bu durumu uç bir örnek olsa da izleyicilerin hayatındaki deneyimleyecek birçok şey olduğunu ve bunu önemsiz şeyler için harcayarak kaçırdıklarını gerçeğiydi. Günlük hayatta hepimiz tutsağı olduğu sosyal medyada fazlasıyla vakit kaybediyoruz. Sabahları yatağımızdan kalktığımız anda ellerimize bir telefon, tüm gün o telefon karşısında eritilen zaman. Iron Man 1'de Tony, Ark reaktöründeki paladyum çekirdeğinden zehirlenerek yavaş yavaş ölüyor. Ama bu durumdan kimseye bahsetmiyor. Doğal olarak özellikle paladyumun yerini alacak bir şey bulamadığı için kaçınılmaz ölümü yüzünden harap olmuştu. Ancak Pepper ve Rhodey müdahale etmeseydi doğum günü partisinde birçok insanı yaralayabilirdi. Arkadaşları kötü seçimler yaptığı için Tony Stark'a kızgındı ve gerçekten neler olup bittiğini öğrenmeyi kesinlikle hak ediyorlardı. Eğer Tony birisine güvenmiş olsaydı bir tedavi bulma konusunda daha erken yardım alabilirdi. Bir şeyleri sır olarak saklamak her zaman iyi sonuç vermez ve bu çok önemli bir derstir. Tony de bundan ders çıkartarak arkadaşlarına karşı daha güvenceli yaklaşmaya başladı. Bazı şeyleri kendi haline bırakmak çok daha iyidir ve Tony Stark bunu zor yoldan öğrenmek zorunda kaldı. Başlangıçta isteksiz olan Bruce Banner'ı sonunda Ultron'u serbest bırakacak olan projede kendisine yardım etmesi için ikna etti. Tony Stark ve yenilmezler insanlığı yok etme niyetli Ultron'un peşine düşmek zorunda kaldı. Tony'nin daha etraflıca düşünmesi gereken bir riskti ve sonunda vicdanına ağır bir yük getiren bir şey haline geldi. Ve bir şey belirsizse hakkında daha fazla şey öğreninceye kadar onu kendi haline bırakmak en iyisi olabilir. Tony bundan ders çıkartarak böyle bir şeye kalkışmadı. Kalkıştığı en ufak şeyde bile her zaman riskleri tarttı. Iron Man 3'te The Mandarin'e ev adresini vererek çok ama çok büyük bir hata yapıyor. Evi yıkıldı ve bu süreçte hem kendisinin hem de çok sevdiği kadın Pepper'ın hayatını tehlikeye attı. Neyse ki ikisi de öldürülmedi. Bu yüzden konuda şanslıydılar. Bununla birlikte kötü adamlara onu tam olarak nerede bulabileceklerini söylediği düşünülürse Tony'nin yargısı oldukça hatalıydı. İzleyicilerin şüpheli karakterlerin ve iyi tanımadıkları kişilerin güvenlik nedenleriyle nerede yaşadıklarını bilmelerine asla izin vermemesi konusunda değerli bir ders veriyor. Tony bu zamandan sonra Pepper'a karşı çok daha dikkatli ve aynı zamanda gizliliğe çok önem veren birisi oldu. Bunun gibi birçok örnek daha. Tony Stark her zaman hatalarından ders çıkartan bir kişi oldu ve bu kişi olurken de izleyicilere de gerçekten çok önemli mesajlar verdi. Sadece bunlarla kalmıyor. Kişiliğinden bir yana zırhına da eklentiler yaparak kendini güçlendiriyor. Iron Man 2'de Formula 1 pistinde Whiplash ile karşı karşıya geldiğinde Marvel'ın kötü adamı Tony'ye saldırmak için elektrik kırbaçlarını kullanıyor. Avengers filminde de Tony'nin giysisinde elektriği emme yeteneği vererek bu sorunun üstesinden geldiğini öğreniyoruz. Tony ormanda Thor'la karşılaştığında gördüğümüz bir şey, Thor'un elektriği Iron Man'in zırhını %400 oranında güçlendiriyor.
Iron Man 1 filminde Tony Stark parlak ve yeni takımıyla ilk kez gökyüzüne çıktığında takımının bileşiminden dolayı buzlanma sorunuyla karşılaşıyor. Tony yüksek irtifada düşük sıcaklık nedeniyle giysisinin buzlanmaya başladığını fark eder. Bunun üstesinden gelmek için Tony donanmaya eğimli olmayan eski bir uydu tasarımından bir altın titanyum alaşımı kullanarak yeni giysisini yaptı. Iron Man 3'te Tony, evi saldırıya uğradığında ölümden kıl payı kurtulduktan sonra Tennessee'nin karlı bölgesinde kaybolmuş şekilde bulur kendisini. Ardından Iron Man kostümünü kilometrelerce arkasında taşırken kıçını dondurmaya devam ediyor. Tony'nin buna bir çözüm bulduğunu örümcek adam eve dönüşe kadar fark edemeyiz. Peter'ın örümcek adam kostümü için ıslandıktan sonra anında kurutan bir ısıtıcı. That's better, thanks. Iron Man'in köken hikayesi, çoğu Marvel hayranının aşina olacağı bir şeydir. Tony, 10 yüzük tarafından yakalanır ve kaçmak için Mark 1 demir adamın kostümünü yapar. Ancak yakalandığı sırada Tony'nin üzerinde bir izlenme çipi olsaydı bu çok daha kolay olurdu. Bu yüzden Örümcek Adam Eve Dönüş filminde Peter'ın kostümüne bir tane yerleştirir. Avengers filminin kapanış sahnelerinde Tony, New York'u kurtarır. Nükleer füzeyi yeniden uzaya yönlendirerek Loki'nin ordusunu yener. Uzaydayken Tony, giysisinin uzayda çalışmaması nedeniyle bilinçsiz hale gelir. Tony'nin böyle bir sorun olmadan uzaya uçtuğunu gördüğümüz Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı için Tony'nin düzelttiği bir şey. Captain America Civil War filminde havaalanı sahnesinde Ant-Man demir adamın kostümünün içine girip bir miktar hasara neden oluyor. Tony Avengers Infinity War'da nanoteknolojik bir giysisinde boşluk olmamasını sağlayarak bunu düzeltiyor. Tekrardan Captain America Civil War'da Vision enerji ışınlarıyla yanlışlıkla Rhodey'i gökten düşürür. Rhodey daha sonra yüzlerce feet yükseklikten yere çakılır. Tony'nin bundan öğrendiğini görüyoruz ki Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı'nda Örümcek Adam'ın kostümüne bir tane paraşüt ekliyor. Captain America Civil War'da Iron Man, Captain America ve Kış Askeri ile aynı anda mesafelerle karşı karşıya gelir. Captain America göğüs göğüse çarpışmada en sonunda Tony'yi alt eder. Tony bunu açıkça hatırlıyor ki Avengers Infinity War'da nano giysisinde enerji bıçakları ve koçbaşı gibi çok sayıda yakın dövüş silahlarının eklendiğini de görüyoruz. Ve son olarak da kendisini o güçlü zırhıyla evrenin en güçlü silahını kullanmış şekilde görüyoruz. Fakat videonun başında da dediğimiz gibi neden o silahı Tony Stark kullandı? Çünkü Tony Stark hatalarından dolayı çok şey kaybetti. Sevdiklerini, istediklerini ve en önemlisi ise hayallerini. Age of Ultron'da Ultron'u kendisi icat etmişti. Ve Ultron gelişmiş bir yapay zeka olduğu için Avenger'ları bir tehdit olarak gördü. Çünkü Avenger'lar bir insanı kurtarırken onlarca insanın hayatına, yüzlerce binanın yıkılmasına, binlerce eşyanın hasar görmesine sebebiyet veriyordu. Ultron'da yapay zeka olduğu ve duygusu olmadığı için Avenger'ları yok etmeye odaklanmıştı. Neredeyse binlerce cana mal oldu Ultron. Tony Stark da bunu kendisinde suçlu buluyor. Bu yüzden Civil War'da Avenger'ların gözetimli bir asker olması için sergilenen antlaşmayı imzalamıştı. Tony Stark her zaman elinde vicdanına koydu. Herkes onun biri bencil olduğunu düşünüyordu. Fakat o bir kahraman oldu.